Birkaç günlüğüne çekmeceleri takarak günlük ortalama düşen varroa miktarını kayıt altına almıştık. Kışın günde bir adetten fazla varroa düşmemeli. Bölgemde ilk buzlanma 31 Ekim'de olmuştu. Bu tarihten takriben 3 hafta sonra kolonilerde genellikle yavru bulunmaz. Bu da oksalit asit ile varroa mücadelesi yapmak için çok uygun bir zamandır. Kışın yapılan müdahale kolonilerin bahar aylarına sağlıklı bir şekilde girmesini sağlar. Dikkat! Sıvı halde oksalik asit sadece bir defa uygulanmalı. %3,5'luk oksalik asit solüsyonu eczanelerden satın alınıyor. Arıcının güvenliği için koruyucu gözlük ve asit eldiveni kullanmakta fayda olacaktır. Güvenlik kapağını açarak oksalik solüsyonuna paket içerisindeki şekeri ilave ederek karıştırıyoruz. Almanya'da arılar için kullanılacak solüsyonu arıcının kendi hazırlaması yasak. İlaç endüstrisi, daha doğrusu ilaç mafyası buna karşı çıkıyor. 3,5'luk oksalik solüsyonunu kendimiz hazırlayacaksak, bir kaba 35 gram oksalik dihidrat koyup, daha önce 600 ml saf kireçsiz su ve 600 gram şekerle hazırladığımız 1 litre ılık şurubu ilave ediyoruz. Karışım arılara ılık olarak veriliyor. Bu sebepten kutuyu sıcak su içerisine koyuyoruz. Sıvı halde yapılan bu uygulama artı dereceler yerine eksi derecelerde yapılmalı. Salkımı oluşturan her disk arıya ortalama 5 ml asit damlatıyoruz. Arının çok olduğu bölüme daha fazla, arının az olduğu bölüme daha az. Bu koloniye 25 ml asit kullandık. Çift katlı kolonilerde üst kat öne doğru devrilerek salkımın tam ortasına asit uygulanır. Çift katlılarda başarı oranı tek katlılara nazaran daha yüksektir. Kovan açıp kapatmak dahil kovan başı yaklaşık 2 dakika sürüyor. İlk 5 günde varroaların %80'i ölerek çekmeceye düşer. Asidin etkisi yaklaşık 4-5 hafta sürer. 4 hafta sonunda varroa ölümü doğal haline döner.